Merhaba arkadaşlar. Bu videoda MakeBlock firmasının M-Bot Ranger sistem robotunun kurulumunu anlatacağım. Daha önceki videolarımda M-Bot robotunu anlatmıştım. Yine güzel bir kutuda geliyor M-Bot Ranger. Şöyle kutunun üstüne baktığımızda yine sistem uygulamaları için kullanıldığını belirtiyor. 14 yaş üstü kullanıma uygundur diye belirtiyor. Hemen açalım. Burada koruma etiketimizi. Yine mıknatıslı bir kapak. Kutu kapağı. Evet. Hemen baktığımızda M-Core dediğimiz işlemci ya da mikro denetleyici kısmı ya da anakart diyebiliriz. M-Core deniyor genellikle. 3x1 bir özellikli robot olduğu için 3 tane robot kurulabiliyor bununla. Kutu üzerinde de görüldüğü gibi. Bunlardan 3'ü de kurulabildiği için tekerlek ya da palet seçenekleri var. Bu tekerleklerimizin lastiği. Gövde parçamız alüminyum parça. Şurada bir kutumuz var. Bu kutu içerisinde de motorlarımız var. Gayet ağır, sağlam bir motora benziyor. Prediktörlü iki tane motorumuz var. Bu malzemeyi de yine kullanabiliriz. Malzeme de yine robotik uygulamalarda parçaları koymak için kullanabiliriz. Kurulum ve kullanım kılavuzları gördüğünüz gibi. Burada kurulumu anlatıyor üzerinde. Parçaları tanıtıyor. Onlara geleceğiz. Burada M-Bot Ranger'ı tanıtıyor aynı zamanda. Sensörleri tanıtıyor hızlı bir şekilde. Bir pist çizimimiz var. Ranger için tasarlanmış. Bunu uygulama yaptığımız masamıza yapıştırabiliriz. Çizgi izleyen sensörümüz, hızlıca geçiyorum. Ultrasonik sensörümüz, MakeBlock uygulamasının. M-Bot'ta olduğu gibi yine yıldız ve alyan ağızlı bir tornavidamız, güzel bir tornavida. USB ara kablomuz. Sensör bağlantı kablolarımız ve motor bağlantı kablolarımız. Paletlerimiz. Palet tekerleklerimiz. Pil yatağımız gövdeye monte edilecek. Yine maalesef lityum iyon pil bataryası, pil grubu yollanmamış. Yine söylüyorum, daha önceki videomda da bahsetmiştim. Bu kadar pahalı ve güzel bir robot setinde lityum iyon pil paketinin içinden çıkması beklenirdi. Diğer gövde parçalarımız ve bağlantı aparatlarımız görüldüğü gibi. Burada yine açık ağız anahtar ve somun başlarını tutabilmemiz için burada anahtarımız var. MakeBlock'ta somunları tutmak sıkıntı olmuştu. Ne yapmıştık? Karga burunla tutmuştuk M-Bot'ta. Evet, parçalar bunlar. Birazdan montaja geçelim. Evet, M-Bot Ranger'ımızı kuruluma başlıyoruz. Önce kurulum kılavuzunda aslında çok basit bir şekilde her şey anlatılıyor. 3 robot olabiliyor demiştik.
Biz burada Land Raider'ı kuracağız. Yani paletli olan robotumuzu kuracağız. Öncelikle parçalarımızı, alüminyum gövdelerimizi açalım. İlk olarak şu parçalarımızı, motor gövdelerimizi monte işlemini yapacağız. Şu şekilde. Bunun için M4 10 mm vidamızı kullanacağız. 10 mm değil 8 mm. Bakalım. Şurada. Vida ve somunları açıp kutudan çıkan bu malzeme kutusu olarak kullandım. Aparatın içine koydum. Şimdi daha rahat işlem yapabileceğiz. Evet, motorlarımızı monte etmekle başlayalım. Şurada gördüğünüz parçayı motorlarımıza vidalıyoruz. Bunun için M4 8 mm vidamızı kullanıyoruz. Şurada. Ve önce elimde tutturup sonra tornavidayla halledeceğim. Hemen aynı aparatı diğer motor için de hazır hale getireyim. Evet, yanımda da oğlum tornavidayı hazırlamadın ki diyor bana. Bana çıraklık yapacakmış. Evet, tornavidamız hazır. Ve sıkıyoruz. Yine her zamanki gibi abartmadan sıkıyoruz. Burada güzel tarafı motorların vida yuvaları metal, pirinçten yapılmış, plastik değil. Bu da onlara dayanıklılık veriyor. Daha sonra şu uzun parçalarımı gövdenin diğer parçasıyla birleştireceğim. Onun için gövdenin diğer parçalarını çıkarıyorum. Şurada görüldüğü gibi bu parçamı şu şekilde motor üzerine monte edeceğim. Bunun için de M4 10 mm vidalarımı kullanıyorum. Şuradan şu şekilde. İki vida kullanıyoruz. Aynı şeyi diğer motorum için de yapacağım şu şekilde. İkinci kısmı yere koyabiliriz. Yine 10 mm M4 10 mm vidamı kullanıyorum.
Evet, gövdem yavaş yavaş oluşuyor. Bu arada tornavidada bunu da belirteyim, bir sıkıntı var. Tornavida başlığı da herhalde çapak kalmış, kendisini sıkmıyor. Evet, şimdi düzeldi. Şimdi motorlarımıza tekerlekleri takacağız. 62T tekerleğini mont edeceğiz. Tekerleklerimizi de dökelim buraya. Şu tekerleğimiz 62T. Zaten yuvasından da belli. Şu da 90 olan. Motorumuzun miline oturtuyoruz iki taraftan da. 62T küçük olan. Burada kullanacağımız vida M2,5 12 mm oluyor. Şöyle baktığımda M2,5 12, onu bulmaya çalışıyorum. Bu değil. Şurada bakın, kullanılan vida. Bu yıldız başlı. Hemen tornavidamızı yıldız kısmına getirelim. Şimdi ön parçasını monte ediyoruz. Ön parça dik duracak. Ona dikkat edelim. Dik olacak şekilde ayarlıyoruz. Dik olması için de şurada gördüğümüz şu iki delik üzerine monte edilecek. Şimdi diğer tekerlekleri takacağız. Bunun için tekerleklerin her iki deliğine metal mil yuvası oturtuyoruz. Bir de plastik yükseltici parça ve şurada gördüğünüz gibi M4 25 mm vidamızı oturtuyoruz şu taraftan. Vidamızın üstüne de plastiğimizi takıyoruz. Burada dikkat edeceğimiz nokta şuradaki orta delik. Oraya denk getirip karşılığını somunla kapatıyoruz. 4 milimetrelik somunumuzla. Daha sonra sıkacağız. Aynı şeyi diğer taraf için de yapalım. Palet için tekerleklerimizi taktık. Şimdi burada bu model için lastiklerimize ve büyük tekerleklerimize gerek yok.
O diğer Ranger modeli için kullanılacak. Onu ayıralım. Kalabalık yapmasın. Şimdi pil yatağımızı takacağız gövdeye. Gövde üstünü monte etmeden önce. Onun için pil yatağımızı hazırlayalım. Maalesef daha önce de bahsettim. Lityum iyon ya da lityum polimer pil gelmiyor. M-Bot'tan, standart M-Bot'tan farklı olarak yine sadece DC besleme girişi, jack girişi var pil yatağında olduğu gibi. Standart M-Bot'larda lityum pil yuvası var. Maalesef Ranger'da öyle bir yuva yok. Görüldüğü gibi. Şu anda en azından ben görmüyorum. Bu da bir olumsuz tarafı Ranger'ın. Bunun tabi bu 6 tane pille beslenmesi hiç pratik değil. Masraflı da bir durum. O nedenle ben yani sürekli kullanacaksak bunu kendi lityum iyon pil paketimizle bir jack bağlantısı yapıp o şekilde kullanmayı tavsiye ederim. Şimdi ne yapacağız? Pil yatağımız için bir aparatımız var yine. Onu hemen buraya monte edeceğiz. Şurada görüldüğü gibi buradaki yuvalar içerisi dişli. Onlara takılacak. Onları denk getiriyoruz. 8 mm M4 vidamızı kullanacağız yine. Onu hazırlayalım. Sıkıştıralım. Ve pil yatağımızı şu şekilde monte edeceğiz buraya. Şu şekilde. Bunun için de yine bizim M4 14 mm vidaları kullanacağız. Aşağıdan itibaren o vidaları monte edeceğiz. Bunları tabii yükselticiye şuradan takıyorum. Şu şekilde. Vidanın üzerine de yükseltici gelecek. Pil yatağımızı da taktık. İşte olumsuz bir tarafı da işte pil yatağına pilleri önceden takıyoruz. Üzerine gövdeyi oturtturduğumuzda ulaşmak zor. O nedenle bu pil yatağını tavsiye etmem. Dediğim gibi kendi lityum iyon pil paketimizi yapıp onunla beslemek daha mantıklı. M-Bot Ranger'ı. Evet, bir pil daha gerekiyor. Evet, 6 pilimizi taktık. Hazır hale getirdik. Şimdi şu aparatı takacağız. Şimdi çizgi izleyen sensörümüzü gövdeye mont edelim. Yine elektrostatiğe karşı korumalı poşetlerde geliyor bu tür cihazlar, ekipmanlar. Elimizi şaseleyelim, bir büyük metal
elektriklere sürerek üzerimizdeki statik elektriği atalım. Şu aparata monte edeceğiz onu. Onun için M4 8 mm vida kullanıyoruz. Şu şekilde montajını yapacağız. Bu çizgi izleyen aparatımız da şu şekilde buraya, şurada gördüğünüz L aparatla birlikte mont edeceğiz. Bunun için de yine M4 8 mm vida kullanıyoruz. Şu şekilde. İkinci deliğe. Yan çevirelim onun için. Daha rahat olur. Şuradan şöyle. Artık böyle tutabiliriz. Evet. Çizgi izleyen aparatımızda okuyucumuzu da taktık. Şimdi ultrasonik sensörü takalım. Bunu da şu şekilde ön tarafa yine M4 8 mm vidayla takıyoruz. Vida ve somunla. Koruyucu bantları çıkarıyorum. Çok da gerekli değil bunlar. Ayrıca hava kanalları varsa onları kapatmasın. Aynı şekilde üst taraftan da. Şu şekilde. Onları da yine 8 mm vidalarımızla vidalayalım. Ve motor kablolarımızı takalım. Burada
Şöyle yaparsak daha iyi görürüz. Bu soketlerin yönü vardır. Yönüne de dikkat ederek yanlış takmayalım. Zaten yanlış girmez ama zarar vermiş oluruz. Evet. Evet, soketlerimizi yerine oturtturduktan sonra şuradan yukarı alalım. Aracın önüne göre sol tarafındaki motor M2, M2 oluyor. Yani her motoru kendi tarafındaki sokete takıyoruz. Motorun kendi tarafındaki sokete. Bu da M1 oluyor. İyice oturtuyoruz yerine. Evet. Motor soketlerimiz tamam. Daha sonra sensörlerimizin kablolarını takalım. Fazlalıkları da alalım buradan. RC25 konektörlerimiz ile 10 nolu portumuza ultrasonik sensörü, dokuz nolu portumuza da çizgi izleyen sensörümüzü takıyoruz. Şu alttan geçirip alalım onu da. Onları taktıktan sonra paletlerimizi takalım. Şöyle alıyoruz. Biraz gerdirdiğimizde rahatlıkla yerine oturuyor. Evet, bu sarhoş tekerlek diğer Ranger modeli için. Bu da aynı şekilde diğer Ranger modelinde kullanılıyor. Ranger'ımız kullanıma hazır hale geldi. Şu kabloyu da şöyle aşağı alalım. Bir power tuşuna basarak deneyelim. Evet, kullanıma hazır hale geldi. Evet, kurulum tamamlandı. Şimdi tabletimize ya da cep telefonumuza Play Store'dan MakeBlock ya da MBlock, Blockly uygulaması, ikisini de indiriyoruz. MakeBlock uygulaması açtığımızda örneğin oyna seçeneğiyle başlayalım. Sür seçeneği ve Wi-Fi bağlantısı kurulsun. Evet. Şimdi kurulum yapıldı. Direkt kurulum
yapıldıktan sonra gördüğünüz gibi hemen kullanabiliriz. Işıklarını yakabiliriz. Ya da kodlamaya geçebiliriz. İstediğimiz gibi. Artık gerisi sizin yeteneklerinize bağlı şeklinde istediğiniz gibi kodlayıp kullanabilirsiniz. Evet, buradan yine kurulum ayarları ve diğer şeylere ulaşabilirsiniz. Bunu bir önceki videomda yine anlatmıştım. Embot için anlatmıştım. Uygulamaların kullanımlarını bir önceki videoyu izleyerek de takip edebilirsiniz.